Evet, dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu yüksek kalitede çözünürlükte fotoğraf da verilebiliyormuş, dışarıya aktarılabiliyormuş benim bu yazdıklarım. Onu da öğrendim. O şekilde size atmaya da çalışacağım. Yani şunu demek istiyorum. Böyle yazdık, geriye çıkıp tekrar tekrar yazıyoruz ya. En sonunda bu kocaman bir fotoğraf olarak size gönderilecek. Yakınlaştırarak hepsini tek tek görebileceksiniz. Size atacağım bunu da ders sonunda. Gitgide kendimizi geliştiriyoruz bunu kullanmayı vesaire. İlk günlerim nasıldı? Zor, bayağı zor yazıyorduk. Arkadaşlar şimdi birazdan bir tablo atacağım size. Kitap şu an yanımda mı bakayım? Buradan sayfa 54'teki tabloyu paylaşayım diye not almışım. Evet, sayfa 54'teki tabloyu kitabı olanlar da açabilir arkadaşlar. Ben şimdi o fotoğrafı atacağım size. Evet, bazı yaygın hatlar için yazalım. Bazı yaygın hatlar için iletim hattı parametreleri tablodaki gibidir. Telegram'dan attım. Evet, burada da açtık. Bazı yaygın hatlar için iletim hattı parametreleri tablodaki gibidir. Yani gördüğünüz gibi cevabı var zaten burada RL, GC'nin, ama integralleri tek tek aldığınızı gösteren detaylı bir şekilde istedim sizden bunun çözümünü. Eş eksenli hattı bizimkisi sorumuz. Burada RL, GC değerini yukarıdan aşağı görebiliyorsunuz. İki telli olan hatlar var. Ya sizin lehimleme falan yaparken kabloya ihtiyacınız olduğunda söküp işte iki tane tel çıkar ya. O şekilde iki telli hatlar da var. Onlar için RL, GC parametreleri. Tabii bu elektrik, normal devre teorisi elektriğini taşıyan hat değil benim bu bahsettiğim. İçinden yine bir haberleşme sinyali giden hatlardan bahsettim. RL, GC değerleri kosinüs hiperbolik cinsinden. Kosinüsün bir de kosinüs hiperbolik fonksiyonu var. Duydunuz mu? Görmediniz. Kosinüs hiperbolik, sinüs hiperbolik cinsinden değerleri var. Bu sinüs hiperbol, yani sinüsün türevi kosinüs x mesela, ama sinüs hiperbolün türevi ne? İşte kosinüs hiperbolün türevi ne? Onlara da göz gezdirirsiniz. İki telli bir soru gelirse. Veya sağ tarafta paralel plakalı hat var. İlk bu dersi de anlatırken elektrik devresini model olarak çizmiştik. RLGC'yi bulmuştuk. RLGC'yi devre teorisinden yararlanarak bulmuştuk. Paralel plakalı hat ne olabilir arkadaşlar? Burada mesela fiber optik kablo olabilir. Yukarı çarpa çarpa ile ilerleyerek gidiyor, değil mi? Şöyle. Şurada bir data olduğunu düşünün. İleriye doğru giderken çarpa çarpa, yukarı çarpsa bile ileriye doğru devam ediyor. O da paralel plakalı hat oluyor. Peki bu paralel plakalı hatta elektromanyetik dalganın karşılaştığı direnç değeri neymiş? 2RS bölü omegaymış. Mesela indüktans değeri mü d nedir? Aradaki uzaklık mü çarpı d bölü omegaymış. Omega da genişlik paralel plakalı hattın.
Bunlar yaygın kullanılan iletim hattı parametrelerinin çözülmüş halleridir arkadaşlar. Neticede ben size elektrik ve manyetik alanlarını verdiğimde en baştaki formüller geçerli olur. Oradan türeterek bunları bulabilirsiniz integral vasıtasıyla. Şimdiki başlığımızdan önce yazmamız gereken bir yazı varmış. Onu yazalım. Ben okuyayım, siz yazın isterseniz. Bu tablo eş eksenli iki telli paralel plaka hatlarının parametrelerini özetlemektedir. Bu tablo eş eksenli iki telli paralel plaka hatlarının parametrelerini özetlemektedir. Birçok iletim hattının yayılma sabiti tamam. Parametrelerini özetlemektedir. Birçok iletim hattının yayılma sabiti, öz empedansı ve zayıflama sabiti, birçok iletim hattının yayılma sabiti, öz empedansı ve yayılma sabiti, pardon zayıflama sabiti, genellikle alan teorisi çözümünden bulunur. Genellikle alan teorisi çözümünden bulunur. Burada kullanılan ilk önce eşdeğer devre parametrelerinin bulunduğu yaklaşım, ilk önce eşdeğer devre parametrelerinin bulunduğu yaklaşım. Burada kullanılan ilk önce eşdeğer devre parametrelerinin bulunduğu yaklaşım sadece göreceli olarak basit hatlar için kullanışlıdır. Basit hatlar için kullanışlıdır. Ancak yine de iletim hatlarının özelliklerinin anlaşılması için İletim hatlarının özelliklerinin anlaşılması için sezgisel bir yardımcı kavram sunar. Sezgisel bir yardımcı kavram sunar. Ve iletim hattını karşılık gelen eşdeğer devre modeli ile ilişkilendirir. Ve iletim hattını karşılık gelen eşdeğer devre modeli ile ilişkilendirir. Tamamsa şimdi yeni bir başlık atıyoruz. Sonlandırılmış kayıpsız iletim hattı. Sonlandırılmış kayıpsız iletim hattı. Ve şunu çizelim. Hattaki gerilim VZ, hattaki akım IZ. Yüke doğru gelen akım IL, yükteki gerilim VL. Hattın öz empedansı Z0 ve yayılma sabiti beta. Yükün bağlandığı nokta sıfır noktası olsun. L kadar uzaklık.
Şu z ekseni. Bunu çizelim. ZL yük empedansı ile sonlandırılmış bir iletim hattı diye çizdiğiniz şeyin altına yazın. ZL yük empedansı ile sonlandırılmış bir kayıpsız iletim hattı. Bu problem dağıtım sistemlerinin temel bir özelliği olan iletim hattından dalga yansımasını sergileyecektir. Bu problem dağıtım sistemlerinin temel bir özelliği olan iletim hattından dalga yansımasını gösterecektir, sergileyecektir. Yazabilirsiniz. Sonra şunu yazalım. Z0 küçüktür 0'daki bir kaynaktan yani burada VZ kaynağından bahsediyor aslında. Z0 küçüktür 0'sa şuralarda yer alan bir kaynaktan bahsediyor. Bir kaynaktan V0 artı E üzeri eksi J beta Z biçiminde gelen bir dalga olsun. Biçiminde gelen bir dalga olsun. Böylece bir ilerleyen dalga için yazıyorum. Böylece bir ilerleyen dalga için gerilimin akımı oranının hattın öz empedansı olduğu görülmüştü. Akımı oranının hattın öz empedansı Z0 olduğu görülmüştü. Ancak hat gelişi güzel bir yük. Yani herhangi bir yük demek istiyor burada. Gelişi güzel bir yük. ZL eşit değildir 0. Z0. Ancak hat gelişi güzel bir yük. ZL eşit değildir Z0. İle sonlandırıldığında gerilimin akımı oranı ZL olmalıdır. Yükteki gerilimin akımı oranı ZL olmalıdır. Yoksa hat uyumsuz olur. Yoksa hat uyumsuz olur diye ekleyin ve kayıp meydana gelir. Yoksa hat uyumsuz olur ve kayıp meydana gelir. Tamam, yazdık mı? Hattaki toplam gerilim gelen ve yansıyan dalgaların toplamı şeklinde yazılabilir. Hattaki toplam gerilim gelen ve yansıyan dalgaların toplamı şeklinde yazılabilir. Hattaki toplam gerilim yani VZ arkadaşlar gelen ve yansıyan dalgaların toplamı şeklinde yazılabilir. Sonra tahtadakini yazalım. V0
artı E üzeri eksi G beta Z neydi bu? Gelen dalgaydı. Artı yansıyan dalga ne olacak? V sıfır eksi E üzeri G beta Z olacak. Sağa doğru olduğu için artı dedik. Sola doğru olan yansıyan şuradan yansıyan dalga ise V sıfır eksi E üzeri G beta Z olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar bu eksi beta z dedi ya, z de sağa doğru, z sağa doğru. E üzeri eksi j beta z deyince bu sağa doğru ilerleyen dalgadan bahsediyor. Eğer e üzeri j beta z diyorsa aslında şu e üzeri j beta z'yi şöyle açalım. E üzeri eksi j beta eksi z vardır burada. Dolayısıyla sola doğru, eksi z'ye doğru ilerleyen dalga. O da yansıyan dalga demektir. Ve v sıfır eksiyle gösterilir, tamam mı? Toplam akımı yazalım. Bu toplam gerilimdi. Toplam akım ise IZ eşittir. V sıfır artı E üzeri eksi J beta Z bölü Z sıfırdır tahmin edebileceğiniz gibi. Ve eksi V sıfır eksi şu kısmı. İsterseniz şöyle ayırayım da. V sıfır eksi çarpı E üzeri J beta Z bölü Z sıfırdır. Buranın neden eksi olduğunu geçen hafta yapmıştık. Hatta bir önceki hafta da bahsetmiştik. Türevden gelen bir eksilik vardı burada. Yukarıdaki gibi artı değil eksi olacak arkadaşlar. IZ'yi toplam akımı söylerken. Tamam. Şimdi Z eşittir 0 için. Z eşittir 0 için bu hangi durumu alır bu gerilim ve akım, veya direkt ben oranını söyleyeyim. Oranımız neydi? V bölü I Z'yi verir, değil mi? Z eşittir 0 için ZL değerimiz, yani yük empedansı değerimiz V 0 bölü I 0 Z eşittir 0 için dediğimiz gibi şunu alacak. V 0 artı V sıfır eksi bölü V sıfır artı eksi V sıfır eksi bölü Z sıfırı da çarpı olarak dışarıya atabilirim. Sağdaki yeşil olanla soldaki yeşil olanla sağdaki turuncu olanı aynı anda bakarsanız yük empedansımızı bu şekilde bulmuş olduk. Yükteki toplam gerilim ve akım yük empedansı ile ilişkilidir. Altına da bu notu alalım. Yükteki toplam gerilim ve akım yük empedansı ile ilişkilidir. Yükteki toplam gerilim ve akım yük empedansı ile ilişkilidir. Şimdi ZL çarpı V0 artı eksi V0 eksi. Yani paydayı diğer tarafa attım. Eşittir. Z0 çarpı V0 artı V0 eksi. Paydayı diğer tarafa attım burada. Şimdi arkadaşlar ZL olanları bir tarafta topladım. Z0 olanları bir tarafta topladım. Bunları açalım. ZL V0 artı eksi ZL V0 eksi. Z0 V0 artı Z0 V0 eksi. Şimdi amacım artıları bir tarafta, eksileri bir tarafta toplamak. Yani gelen dalgaları bir tarafta, yansıyan dalgaları bir tarafta toplamak. O zaman da ZL artı çarpı V0 artı eksi Z0 çarpı V0 artı olacaktır. Burada da ZL V0 eksi Z0 V0 eksi olacak, tamam mı? Yanlış yapmadık herhalde. Tamam. V sıfır artı parantezini alırsam ZL eksi Z sıfır V sıfır eksi parantezini alırsam ZL artı Z sıfır. Şimdi gerilimleri bir yerde, dirençleri bir yerde toplayacağım. Yani şöyle yapayım. V0 eksiği yazayım.
V0 eksiği yazayım ya. V0 eksiği çekersen buradan ne olacak? V0 artı ZL eksi Z0 bölü ZL artı Z0 olacak. Burada amacım yansıyan dalga olan V0'ı göstermek. Yansıyan dalga olan V0 yük ve hattın öz empedansı cinsinden bu şekilde ifade ediliyormuş. Şimdi gerilimleri bir tarafta, dirençleri bir tarafta toplayalım. Az önce bahsettiğim şeyi şimdi yapayım. Bu şekilde. Tabii ki. Arkadaşlar burada şundan bahsediyoruz. Yansıyan dalganın gelen dalgaya oranından bahsediyoruz. Yansıyan dalga V0 eksi, gelen dalga V0 artı. Yani gelen dalganın ne kadarı geriye dönüyor? Gelen dalganın ne tarafı geriye döndüğünü söyleten bir büyüklüğümüz var. O da yeni bir harf gama. Harfleri bilmiyoruz diyenlere bir harf daha çıktı. Gama diye ZL eksi Z0, ZL artı Z0 yansıyan dalganın gelen dalgaya oranı arkadaşlar. Ve bu da çok kullanılan bir büyüklük olacak denklemlerimiz boyunca. Yansıyan gerilim dalgasının genliğinin, yansıyan gerilim dalgasının genliğinin gelen gerilim dalgasının genliğine oranı. Gelen gerilim dalgasının genliğine oranı. Gerilim yansıma katsayısı gama olarak tanımlanır. Gerilim yansıma katsayısı gama olarak tanımlanır. Gamma'nın iki formülü var. V0 eksi bölü V0 artı veya ZL eksi Z0 bölü ZL artı Z0. Şimdi arkadaşlar şu VZ hattın gerilimiydi, IZ de hattın akımıydı. Onu tekrar yazacağım. Şöyle bir ok çizerek şuradan tekrar sağ tarafa yazdığımı göstereyim. V0 parantezine, pardon, V0 artı parantezine alarak yazacağım. VZ eşittir V0 artı. V0 artı parantezine alırsam E üzeri eksici beta z olur ilk terimim, değil mi? İkinci terim ne olur? V0 artı olmadığı için V0 artı paydaya gelir, değil mi? Paydaya gelir. E üzeri j beta z olarak şöyle yazılır. İkisine aynı anda bakın ya da şöyle küçülteyim. Soldaki, sağdaki gibi yazıldığında ne olur? V0 artı paydaya gelir. IZ için de aynı şeyi yapalım. V0 artı bölü Z0 parantezini alalım. Çünkü Z0 da ortak. E üzeri eksi beta z eksi, burada V0 artı olmadığı için paydaya gelecek V0 artı çarpı E üzeri j beta z benim akım değerim. Tamam. Şimdi V0 eksinin V0 artıya oranı neydi? Gamaydı. Şuradaki gibi gamaydı. O halde VZ eşittir V0 artı E üzeri eksi j beta z artı gamma E üzeri j beta z yazabilirim. IZ değerim de V0 artı bölü Z0 E üzeri eksi j beta z eksi gamma E üzeri j beta z olacaktır. Olarak yazılabilir. Olarak yazılabilir. Bu eşitliklerden yazdıysak söyledim yazalım. Aa, biraz bekleyelim. Bu eşitliklerden hattaki gerilim ve akımın
Bu eşitliklerden hattaki gerilim ve akımın gelen ve yansıyan dalgaların üst üste bindirilmesinden oluştuğu görülür. Üst üste bindirilmesinden oluştuğu görülür. Şimdi devre teorisinde neydi? Şu VZ aynı hat üzerinde, VL de VZ'ye eşit. Aynı hat üzerinde IZ de IL'ye eşit diyorduk. Ama dalga teorisinde böyle değil. Yansıyan dalgadan dolayı akım ve gerilimde azalmalar oluyor. Üst üste binmesinden dolayı sönümlemeler oluyor veya kuvvetlenmeler oluyor. Bu tip dalgalar, şimdi üst üste bindiğini düşünün, gelen ve yansıyan dalgaların. Bu tip dalgalar duran dalga olarak adlandırılır. Duran dalga olarak adlandırılır. Sadece gamma eşittir 0 olduğu zaman yansıyan dalga olmaz. Sadece gamma eşittir 0 olduğu zaman yansıyan dalga olmaz. Formülde de gördüğümüz üzere gamma 0 olursa E üzeri J beta Z, yani eksi Z tarafına giden dalga olmuyor. Yansıyan dalga olmaz dedik. Gamma eşittir 0 için ZL eşittir Z 0 olmalı. Gamma eşittir 0 için ZL eşittir Z 0 olmalı. Bunu nereden yazdık? Şurada ikinci formülü vardı hatırlarsanız gamma'nın. ZL eksi Z 0 vardı değil mi? ZL artı Z 0. Bunun 0 olması için ZL eşittir Z 0 olur. Gelen dalgadan yansıma olmadığı için gamma eşittir 0 durumunda yani. Gelen dalgadan yansıma olmadığı için böyle bir yükün hatta uyumlu olduğu söylenir. Böyle bir yükün hatta iletim hattına uyumlu olduğu söylenir. Hat boyunca Z noktasındaki güç akışının zamanda ortalaması, Z noktasındaki güç akışının zamanda ortalaması tahtada yazdığımı yazalım. PAVG 1 bölü 2 reel. Çok uzaklaştık aslında, renkten değil, çok uzaklaştığımız için. Bakalım, şöyle bir koyu bir renk seçelim. Real. Biraz daha iyi mi? VZ çarpı IZ'nin konjügesi. Hat boyunca Z noktasındaki güç akışının zamanda ortalaması 1 bölü 2 reel VZ çarpı IZ'nin konjügesi olarak yazılır. Şuraya o zaman şöyle biraz yakınlaşayım arkadaşlar. Şöyle yakınlaşayım ki daha şey görün. PAVG 1 bölü 2 reel. Şimdi VZ'ye yazıyorum. Başka bir renkle VZ'ye yazayım. V0 artı E üzeri eksi J beta Z artı gamma E üzeri J beta Z. Bir başka renkle de akımı yazalım. Akımın konjügesi yani V0 artı bölü Z0'ı yazdıktan sonra konjügesini nasıl yazacağım? Şöyle. E üzeri J beta Z olacak değil mi burası? Eksi iken artıya dönüşecek. Konjüge olduğu için. Eksi gamma konjüge olacak. Gamma'nın üstüne konjüge işareti olacak. Çarpı E üzeri artıydı burası. Bu sefer konjüge alınca eksiye dönüşecek. Şöyle yazdım. Ve
Parantezi kapattım. V0 artıları dışarı çıkartırsam V0 artının karesi bölü 2 Z0 da dışarı çıkar. 2 Z0 oluşur. Sonra reel 1 eksi gamma konjüge E üzeri eksi 2 J beta Z artı gamma E üzeri 2 J beta Z eksi gamanın modülünün karesi çıkar. Bu nereden çıktı? Birbirleriyle çarparak buldum arkadaşlar. E üzeri eksi j beta z ile e üzeri j beta z'i çarparsanız 1 gelir. E üzeri eksi j beta z ile e üzeri eksi j beta z'i çarparsanız e üzeri eksi 2 j beta z gelir. Bunun kat sayısı 1. Şurada 1 kat sayısı var değil mi? 1 çarpanı var. 1 kere gamma üssüdür. Gamma çarpı E üzeri J beta Z ile buradaki E üzeri J beta Z'i çarparsak gamma E üzeri 2 J beta Z gelecek. Gamma ile gamma üstünü çarparsanız ne olur? Bu modül gamma karedir arkadaşlar. Modül gamma kare gelir. E üzeri J beta Z, E üzeri eksi J beta Z de 1 gelecektir. Artı ile eksi çarpıldı, eksi geldi. Oradan bulmuş olduk bu değeri. Bu PAVG değerimiz. Şimdi arkadaşlar A eşittir M artı JN olsun. Yani kompleks bir sayı olsun A değeri. A konjüge ne olacak? M eksi JN olacak. A eksi A konjüget dediğimiz şey M artı JN eksi m eksi jn olmaz mı? Buradan da m eksi m artı jn artı jn gelir değil mi? O zaman m'ler gider. Yani 2 jn kalır. Yani morla yazdığım şey bir kompleks sayıdan onun konjügesi çıktığında sadece imajiner bileşen kalır. Onu göstermek istedim. Sadece imajiner bileşen kalır. Reel kısımdan dışarıya imajiner çıkmaz, değil mi? O durumda şu kısım şuradan şuraya kadar sıfır olmaz mı? Dışarıya çıktığında yani. Bunun reeli sıfır olur, değil mi? Çünkü şu ikisinin mantığı nedir? A dediğimiz şey gamma E üzeri 2 J beta Z ise A konjüge de nedir? Gama üzeri işaret yani gama konjüge çarpı E üzeri eksi J beta Z'tir. Birbirinin farkını almışız burada. Görüyorsanız değil mi? Şu kısım A ise şu kısımda A konjügedir. Daha doğrusu şu kısım. Şu kısım A konjügedir. Eksisini alınca birbirinden sıfır oluşur. Yani sıfır, reeli sıfır olur yani. Kendisi sıfır değil bakın. Reeli sıfır olur. Dolayısıyla dışarıya nasıl çıkıyormuş bu denklem? Eşittir. Reelden dışarıya nasıl çıkıyormuş? V sıfır artının karesi bölü 2z sıfır 1 eksi gama kare olarak çıkıyormuş. Anladık mı niye sıfır olduğunu oranın? Yazdık mı? Şimdi oraya şunu açarak tekrar yazayım. A burada 2J beta z olsun. A konjüge ise
gamma konjüge çarpı e üzeri eksi 2j beta z olur. Şu işlemi yapmaya çalışalım. A dediğim şey gamma çarpı nedir? Kosinüs. Kosinüs 2j beta z. Nasıl açılırdı e üzeri j teta arkadaşlar? Evet. Kosinüs teta artı j sin teta diye açılırdı, değil mi? O bilgiler ışığında o zaman açarsak artı i sinüs 2j beta z. Eksi. Diğer kısımda yazalım. Gama üssü kosinüs eksi 2j beta z artı i sinüs eksi 2j beta z. Bu işlemleri yaptığımızda gamma reelse arkadaşlar, gamma'nın kendisi yani zl eksi z0 bölü zl artı z0 değeri reelse, şuradaki kosinüs de bu kosinüs birbirini götürür değil mi? Çünkü kosinüs dördüncü bölgede pozitiftir. Şurada dördüncü bölge. Eksi işareti olunca artı diye çıkar. Bu zaten artı. Birbirini götürür. Sadece ne kaldı buradan? Gamma i sin 2j ve artı artı gama üssü sin 2j kaldı. Çünkü bu da dışarı eksi olarak çıkacak. Eksi ile eksi artı olacak. Dolayısıyla oradan 2 gama işareti gelecek. 2 gama i sin 2j beta z gelecek. Dedik ya sadece imajiner kısım gelir diye. Onun tekrar ispatını yapmış olduk aslında. Sadece imajiner kısım geliyor. İ var burada. Ama gamma realse bu şekilde yazabiliriz. Gamma real değilse böyle yazamıyoruz. Yine de imajiner olduğunu şuradan ispatladık. Onda problem yok. İmajiner olduğunu ispatladık burada. Ben buraya biraz da detaylı işlemler yapmışım ama onu söylesem mi diye düşündüm. Mesela gamma dediğimiz şey bizim z1 eksi z2 veya zl eksi z0 da diyebilirsiniz. z1 eksi z2 bölü z1 artı z2. Buradan z1 değerinin a artı j b olduğunu varsayalım. z2 değerinin de c artı j d olduğunu varsayalım. Eksi olduğu için eksi eksi yazdım başına. Artı j b artı c artı j d olarak yazıldı. J parantezine alırsak A eksi C artı J B eksi D bölü J parantezinde A artı C artı J B artı D olacaktır. Gama konjüge ne olacak peki? Şuraya da gama konjügeyi yapalım. İmajiner kısmının nesi değişiyordu? İşareti değişiyordu sadece, değil mi? Şuradan yola çıkarak yapıyorum. A eksi C artı vardı burada. Artık onun yerine eksi olacak. Eksi B eksi D bölü A artı C. Yani bu sefer artı değil eksi olacak. Eksi C B artı D. Burada yine şu ekranda tamamen yine ispat yapmış olduk. Sonuç olarak A eksi A konjüge sadece imajiner. Şöyle şu kısmında sadece ispat olduğunu söylemiş olalım.
Hattın z noktasındaki güç akışının zamanda ortalaması neticede ne olmuş oldu? V0'ın karesi PAVG V0'ın karesi bölü 2z0 çarpı 1 eksi gama kare olmuş oldu. 1 eksi gama kare olmuş oldu, tamam. Yine ara mı verelim? Hı, tamam. Şöyle. Evet arkadaşlar, quiz olalım. Yeni bir sayfa açalım. Geçen haftalardan bir quiz olmuş olsun. Mesela müre değerimiz 16 olsun. R değerimiz arkadaşlar ne olsun? R, E0 değil. E0'ı siz bileceksiniz. R değerimiz de 81 olsun. Düzceden gittik. Müre R 81 olduğunda başka neye ihtiyaç var? C nedir? Yani VP nedir daha doğrusu? Fas hızı olan VP'yi bulunuz. Quiz. Empedansı bulunuz. Fas hızı ve empedansı bulunuz. Müre ve ER'yi bu şartlar altında. Şunu. Evet. Frekansımız 1 terahertz olduğunda lambdayı bulalım. Frekans 1 terahertz olduğunda arkadaşlar. Lambdayı bulalım. Pi'yi mi? 3,14 al. Terahertz. Sonra ortamın yayılma sabitini yani K'yı bulalım. Faz hızı, empedans, dalga boyu, ortamın yayılma sabitini bulalım tek tek. Herkes kendi önüne baksın. Kendi kaynaklarınızı kullanabilirsiniz. İlk haftanın notlarını hala almadın mı? Dördüncü hafta. Yanındaki kardeşin değil miydi senin? Ha pardon. Nasıl? Kim yok? Kim yok anlamadım. Abim Ha tamam. O abim miydi? Kaldı mı dersten? Bu ilk defa alıyor. İlk defa alıyorum. Ha evet. Biz aynı dönemde geldik. Ha.
Z şöyle de gösteriyordu değil mi? Eta. Tamam. 0, 25, 50, 100 şeklinde de notlarınız olacak. 4 tane soru var. Hemze sorusu. Dalga boyu lambda. Bu da z eta yani direnç. Dalga sayısını veya yayılma sabitini. K neydi? Dalga sayısı veya yayılma sabitiydi. Bu lambda ha burada bir de çizgi var. X gibi gözüküyor. Biraz küçültürsek onu. Tamam. Çok basit bir soru. HES kodunuza bakıyor musunuz arkadaşlar? Başına gelen arkadaşlarım var. HES kodunu açıp baktığında karantinada olduğunu fark ediyor. Ama dışarıda mesela 5. gün bunun farkına varıyor. Hemen tabii eve gitmek zorunda. 3.100 lira da cezası var. Karantinada olan birinin dışarıda durmasının. Çözümler detaylı olsun. 4 dakika sonra da atalım. 25 geçe atalım.
Arkadaşlar CamScanner'dan atarken yukarıda dosya ismini de kendi isminiz, soy isminiz olarak değiştirin atmadan önce. Yeni belge veya CamScanner bilmem ne kodu diye gelmesin. Kendi isim soy isminiz olarak gelsin. Atabilirsiniz arkadaşlar. Telegram'dan atabilirsiniz şu an. Bir dakika içinde atalım. Tamam, hemen atalım. Süre bitti. Ve söylediğim şeyi yazalım artık. Konuya geçiyorum. En son PAVG denklemini yazmıştık. Şimdi bu denklem diyelim. Bu denklem. Artık bırakalım telefonları. Atan attı. Tamam, telefonları bırakalım artık. Atan attı herhalde. Bir daha şu dakikadan sonra atarsanız başkasından bakarak yazdığınız hükmünde geçiyor. Bu denklem, yani PAVG denklemi, hattın her noktasında ortalama güç akışının sabit olduğunu, hattın her noktasında ortalama güç akışının sabit olduğunu ve yüke iletilen toplam gücün parantez içinde PAVG yüke iletilen toplam gücün bu denklem hattın her noktasında
ortalama güç akışının sabit olduğunu ortalama güç akışının sabit olduğunu ve yüke iletilen toplam gücün parantez içinde PAVG gelen güç toplam gücün gelen güç V0'ın modülünün karesi bölü 2Z0 ile yansıyan gücün V0'ın modülünün karesi çarpı gama kare bölü 2Z0 farkına eşit olduğunu gösterir. Bir daha söylüyorum. Bu denklem hattın her noktasında ortalama güç akışının sabit olduğunu ve yüke iletilen toplam gücün gelen güç V0'ın karesi bölü 2Z0 ile yansıyan gücün V0'ın karesi çarpı gama kare bölü 2Z0 farkına eşit olduğunu gösterir. Şu ikisinin farkı değil mi? PAVG. Bir önceki PAVG denklemine bakarsanız buna erişiyoruz aslında. O zaman ilk kısım gelen güç, ikinci kısım yansıyan güç olmuş oluyor. Gelen ve yansıyan güçlerin farkı bize PAVG'yi veriyor. Gama eşittir 0 ise yüke aktarılan güç en büyük olurken hiç yansıma olmaz anlamına gelir gama eşittir 0 olması. Hiç yansıma olmazsa gelen gücün tamamı yüke doğru gider. Gama eşittir 0 ise yüke aktarılan güç maksimum olurken gama eşittir 1 için yüke hiç güç aktarılmaz. Yukarıdaki tartışmada veya verilen bilgilerde kaynağın uyumlu olduğu varsayılmıştır. Yani yansıyan dalga z küçüktür sıfırdan tekrar yansımaz. Şimdi bizim şey nasıldı? Şöyleydi iletim hattımız. Burada zl vardı arkadaşlar. Dalga geldi şuradan ve yansıdı. Yansıyan dalga tekrar buradan yansımaz. Onu söylemek istedik. Buradaki kaynaktan tekrar geriye yansıma olmaz. Olmasın yani. Hattın uyumlu olduğu varsayılsın. Çünkü tekrar yansıma olursa ne olur? Devamlı buradan yansır, buradan yansır. Öyle devreler de var tabii ki. Öyle iletim hatları da var. Devamlı sağa sola yansımayla dalga sönümlenmiş olur. Yukarıdaki tartışmada kaynağın uyumlu olduğu varsayılmıştır. Yani z küçüktür sıfırdan tekrar yansıma olmaz. Yük uyumsuz olduğunda kaynaktaki gücün tamamı yüke aktarılmaz. Bu kayıp dönüş kaybı RL return loss olarak adlandırılır. Yük uyumsuz olduğunda kaynaktaki gücün tamamı yüke aktarılmaz. Bu kayıp dönüş kaybı return loss RL olarak adlandırılır. Yük direnciyle karıştırmayın bunu. Büyük yazdım ikisine de. Return loss RL ile adlandırılır ve DB cinsinden eksi 20 logaritma
Modül gama ile bulunur. Ve db cinsinden eksi 20 logaritma gamma ile bulunur. Böylece tam yansımanın parantez içinde gamma eşittir 1. Tam yansıma. Böylece tam yansımanın yani gamma eşittir 1. Sıfır durumunda böylece tam yansımanın olduğu durumda gamma eşittir 1 durumunda sıfır dB dönüş kaybı olurken logaritma 1 olunca ne olur? 0 olur değil mi? Logaritma 1 sıfırdır. Logaritma 1 sıfır olur. Şuradan dolayı yani. Eksi 20 logaritma 1'e dönüşür bu. O da sıfırdır. Böylece tam yansımanın olduğu durumda yani gamma eşittir 1 durumunda 0 dB dönüş kaybı olurken 0 dB dönüş kaybı olurken yani gelen gücün tamamı yansırken yani gelen gücün tamamı yansırken noktalı virgül uyumlu bir yük gamma eşittir 0 uyumlu yük yani parantez içinde gamma eşittir 0 olduğunda eksi 20 logaritma 0 ne olur o zaman? Sonsuza gider değil mi? Eksi sonsuza gider hatta. Dönüş kaybına sahiptir. Sonsuz dB dönüş kaybına sahiptir. Kaybı dediğimiz için eksi yazmamıza gerek yok. Sonsuz dönüş kaybına sahiptir. Yani yansıyan güç sıfırdır. Şimdi bunu bir daha okuyalım. Dönüş kaybı dediğimiz aslında arkadaşlar dönüşten kayıp. Yani ne demek istiyorum? Burada dönüş ileri gitmeyip geri dönmek anlamında. Kayıp da kazançtan feragat etmek anlamında. Yani dönüş kaybını iki tane eksinin yan yana gelmesini düşünebilirsiniz. Dönüş de geriye gidiyor. Kayıp da geriye giden bir şey değil mi? Dönüş kaybı ikisi de eksi eksi çarpılınca artıya dönüşür. Aslında dönüş kaybının olması burada iyi bir şey anlamına geliyor. Bak sonsuz dB olduğunda dönüş kaybı uyumlu bir yükten bahsediyoruz değil mi? Tamamının yüke aktarılmasından bahsediyoruz gücün. Yani aslında dönüş kaybı olumlu bir şey. Sonsuz dB olduğunda bütün gücümüz yüke aktarılıyor. Yansıyan güç sıfır oluyor. Şöyle aklında tutabilirsiniz bunu. Dönüş de negatif, kayıp da negatif. Negatif negatif çarpıldı, pozitif etti gibi aklınızda tutabilirsiniz. Eğer yük hatta uyumluysa, uyumlu da ne demek? ZL'nin Z0'a eşit olduğu hat uyumlu hattır. ZL'nin yani yükün hattın öz empedansının Z0'a eşit olduğu hat uyumlu hattır. Bundan bahsettik sabah. Eğer yük hatta uyumluysa, gama eşittir 0. Eğer yük hatta uyumluysa gamma eşittir 0 ve Vz eşittir V0 artı olur. Bu hatta düz hat denir. Bu hatta düz hat denir. Tam formülü şuydu. 1 artı gamma evleri 2j beta z'di. Uyumlu olduğunda gamma 0 olduğundan v0 artıya eşit olur. Ancak yük uyumsuzsa
Ancak yük uyumsuzsa yansıyan dalganın varlığı duran dalgalara neden olur. Yansıyan dalganın varlığı duran dalgalara neden olur. Böylece hattaki gerilim sabit olmaz. Böylece hattaki gerilim sabit olmaz. Böylece hattaki gerilim sabit olmaz. Şimdi şuraya hattımı tekrar çizersem, şuraya sıfır noktası demiştik yükün bağlandığı noktaya. Burası Z ekseni boyunca gidiyordu. Z ekseninden hatırlarsanız L kadar uzaklık çizmiştik bir de. L kadar uzaklık. İşte bu L kadar uzaklık, yani geriye doğru, eksi Z tarafına doğru L kadar uzaklıktaki VZ değeri ne olur? VZ değeri. Z gördüğüm yere eksi L yazacağım. Çünkü sola doğru eksi L olduğundan dolayı. V0 artı bir artı gama E üzeri eksi 2 J beta L oldu mu? Z yerine eksi L yazdım. Eksi L kadar uzaklıkta. Gama arkadaşlar şöyle imajiner, kendisi imajinerdi gamanın. Modül gama çarpı E üzeri J teta olarak yazılabilir. Bu da bir imajiner gösterimi. Şu kısım genliği, genliği, gamanın modülü genliğidir. Şu kısım ise açısı, kosinüs teta artı J sin teta. Kompleks sayı olarak gösterilimi bu şekilde. O zaman V0 artı 1 artı gama yerine sağdaki şeyi yazarsam gama E üzeri J teta gelecek. E üzeri J teta ile E üzeri eksi J beta L'nin çarpımı nedir? Üssüz sayılarda tabanı aynıysa üsler toplanır, değil mi? O zaman şuna dönüştü. Burada Z eşittir eksi L ve Z eşittir sıfırdaki burada L eşittir eksi Z ve Z eşittir sıfırdaki yükten ölçülen pozitif uzaklıktır. Teta ise yansıma katsayısının fazıdır. Şu genlik de dediğim gibi şu da fazdı. Kompleks sayıları böyle de gösterebiliyorduk. Kosinüs teta artı kosinüs j sin teta ile gösterebiliyorduk. Şu kısım imajiner kısım, bu kısım real kısımdı. Bulunur değil mi? En büyük değer maksimum VZ değeri E üzeri J teta eksi 2 beta L eşittir 1 ile bulunur. O zaman V max değeri nasıl yazılır? V0 artı 1 artı gamma ile yazılır. En küçük terim nasıl yazılır? En küçük terimde eksi 1 olması ile yazılır, değil mi? Çünkü şu değer veya şu değer
Eksi 1 ile 1 arasında değerler alır. O zaman en küçüğü de v min olarak yazarsak v 0 artı eksi 1 olacağı için 1 eksi başa geldi. 1 eksi gama olarak yazıldı. Şimdi gama arttıkça v artıyor. En büyüğü v max olacak. Gama azaldıkça da azalacak. Gama arttıkça v max'ın v min'e oranı artacak dolayısıyla. Gama arttıkça v max'ın şunu biraz yukarı kaldırayım. Gama arttıkça v max'ın v min'e oranı artar. Doğru mu? Böylece hattın uyumsuzluğunun bir ölçüsü duran dalga oranı oluşur. Şimdi yazalım. Gama arttıkça modül gama arttıkça V max'ın V min'e oranı artar. V max'ın V min'e oranı artar. Böylece hattın uyumsuzluğunun bir ölçüsü olan, böylece hattın uyumsuzluğunun bir ölçüsü olan duran dalga oranı oluşur. Duran dalga olanı SVR ile gösteriliyor. Standing wave ratio'nun kısaltılmışı duran dalga oranı. V max'ın V min'i oranı arkadaşlar bu. Yukarıda V max ile V min'i tanımladık. Böylece hattın uyumsuzluğunun bir ölçüsü olan SVR oluşur. SVR eşittir. Standing wave ratio eşittir. V max bölü V min. Bu eşitliği siz kitaplarda VSVR olarak da görebilirsiniz. Bu da voltaj demek. Voltaj standing wave ratio diye görebilirsiniz. Şimdi SVR hangi değerleri alır? Sizce? Şunu yazarsam daha net görürsünüz. V0 artı 1 artı gama bölü V0 artı 1 eksi gama. Bunlar giderse 1 artı gama bölü 1 eksi gama. Bunun minimum alabileceği değer nedir? Hangi değerde 0 olur? Bir gelir, evet. Bu minimum bir değerini alır. O zaman SVR küçük eşit bir diyelim. Maksimum ise sonsuza kadar değer alır. SVR eşittir 1 olduğunda hat uyumludur. SVR eşittir 1 olduğunda hat uyumludur. Yani gama 0 olur bu durumda, değil mi? Gama 0 olur ve SVR 1'e dönüşür. Hat uyumlu olur. Gama 1 olduğunda ise, yani hattın tam uyumsuz olduğu durumda ise SVR sonsuza gider. Gama neydi? Uyumlu olduğunda 0, uyumsuz olduğunda tam uyumsuz 1'di veya aradaki değerleri alır. Dolayısıyla SVR 1 ile sonsuz arasında gerçel bir sayı olacak. Reel bir sayı olacak, yani gerçel sayıdır. Burada bırakıyorum. Bu dördüncü dersimiz miydi?
Arkadaşlar quizlerin aritmetik ortalamasını alarak gireceğim. İki tane quiz girme yeri var. %10, %10, toplamda %20. Şimdiye kadar 4 quiz oldunuz. Daha oluruz. Yani aritmetik ortalamasını alırız. Mesela 4 quiz daha olursanız işte 8 quiz. Bu ilk 4 quizin aritmetik ortalaması quiz 1'e girer. Diğer 4 quiz 2'ye girer. Hemen şunu da dışarı aktarıp size paylaşayım. Thank you.